Arkadaşlarım merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın, barış kampın geldik bugün 18. gününe. Artık konumuz birinci dereceden denklemlerin ÖSYM bakışı olacak. Evet, kamp kitabımızdan Gençler sonunda elime de ulaştı. Kamp kitabımızdan ilerlediğimiz, Barış video ders kitabından ilerlediğimiz kampımızda 77. sayfadayız hemen bu 77. sayfadaki ÖSYM bakışla başlıyoruz. Ve bu test 1, 2, 3, 4 sayfa, 5 sayfa sürecek arkadaşlar. Hatta 6 sayfa sürecek. Ve bu 6 sayfadan sonra da bir sayfalık bir SML bakış testimiz olacak. 4 tane sorudan oluşan arkasından hemen ikinci bölümün diğer konusuna yani basit eşitsizliklere geçeceğiz. Evet kitabın hazırsa önündeyse... Artık ben hazırım. Deli dolu matematik anlatacağım yine sana her zamanki gibi. Artık hazırım. Başlayalım derse. Evet, ilk sorumuzda şöyle başlayalım. Tatlı tatlı çözelim gençler, tamam. Ne diyor şimdi? Aşağıda e, Selim diye bir vatandaş var. Aşağıda gösterilen içecek otomatını kullanıyor. Bir saatlik sınırsız içecek seçeneğinden satın almış. Yani şuradaki seçeneği satın almış. Ne kadar para vermiş, para harcamış. 400 lira para harcamış. Yani bir saatlik sınırsız içecek. Şimdi tabii bu otomatın da bir sınırı var. Otomat her 10 dakikada yalnızca bir tane içecek veriyor. Ve aynı içecekten de 60 dakika içinde en fazla 2 tane hazırlıyor. Yani e, sen o 400 lirayı verince aynı içecekten durmadan satın alamıyorsun. Çeşitli çeşitli alacaksın. Maksimum 2 tane aynı içecekten veriyor. Tamam. Şimdi olay şöyle başlaması gerekiyor. Bir 60 dakikalık bir süremiz var. Ve 10 dakikada bir tane içecek veriyorsa o zaman biz maksimum maksimum 6 içecek alabiliriz arkadaşlar buradan. Çünkü 10'ar dakikada bir içecek alacaksak, 10 dakikada bir tane içecek alacaksak maksimum 6 tane içecek hakkımız var. Güzel. Şimdi içeceklerin tekli satıştaki tam sayı, bak, tam sayı fiyatları yukarıdan aşağı doğru eşit miktarda da artıyor aynı zamanda. Pekala Selim her bir içecekten en az bir tane alıp bir saatte 90 lira daha az para ödediğine göre. Şimdi demek ki Demek ki her bir içecekten bir tane alıyor. Ek üstüne ekstradan bir tane daha içecek alabilir tabii ki. Bu durumda 90 lira daha az para ödemiş. Yani normalde 400 lira para ödemiş ya. Eğer bu seçeneği işaretlemeseydi 490 TL ödeyecekti. Biz bunu anlıyoruz. Pekala çayın tekli satış fiyatı en çok kaçtırıdır. Çay nerede? Burada yani en ucuz. Şimdi öncelikle ben şöyle bir şeyle uğraşsam. Şuna x desem. Şuna x eksi r desem. Buna x eksi 2 r 2R desem. Şu x artı r olsa bu da x artı 2 r olsa. Şimdi tamamının toplamı bana 5 x'i verir hocam. 5 x'i verir. Şimdi ben bunun üstüne bir tane daha bu içeceklerden bir tane daha alacağım. Şimdi bir tane daha aldığım takdirde yalnız o içeceğin fiyatı hangisi olduğunu bilmediğim için x eksi 2 r 2R, x eksi r de olabilir. X de x artı r de x artı 2 r de olabilir. Hangisi bilmiyorum. Bilmediğim için de ben buraya ne ekleyeceğimi bilmiyorum ama bir tane x ekleyeceğimi gayet iyi biliyorum. Şimdi bir tane x kesinlikle olacak. Yanına bir şey daha ekleyeceğim. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Eşittir 490 lira para vereceğim. Şimdi bak ben buradaki yorumu nasıl yaparım abi? 5x'in burada var mı var? x de kesinlikle burada var. Etti burası 6x. Şimdi bunun yanına bir şey daha eklenecek. Ve bu 490'ı verecek. Şimdi o eklenen veya işte bir şey çıkarılabilir. Hani artı 2 rese eklenir ama eksi 2 rese çıkarılır falan filan. Burası altının katı olduğu için ben şuradaki sayıyı sağ tarafa postaladığım zaman 490'ın yanına gidince orası da altının katı olmak zorunda. e Şimdi madem öyle ben burada altının katlarından 492'yi görüyorum. Bak 492'yi görüyorum. O halde şurası eksi 2 olmalıymış ki yani şurası x eksi 2 olmalıymış ki biz bunu karşıya attığımız zaman 6x eşittir 492 gel, gelebilsin. Hatta x buradan ne olur biliyor musun? 82'nin ta kendisi olur. X de 82 gelir. Yani ben şimdi şuna 82 dersem la, latte'nin fiyatına 82 dersem şimdi çayın fiyatı en çok kaç liradır diyor ya. O zaman abi eşit miktarda artıyorsa ben şuna 81 derim. Buna da 80 derim. Böylelikle hatta şurada ekstradan aldığı o 5 tanenin üzerine aldığı 6. içecek de kesinlikle çaydır da diyebiliriz. Çünkü x 2 oldu artık. Bak r'yi ben 1 kabul ettim. Burası da x 2 olmuş oldu çayın fiyatı. O da 80'dir. E, çayın tekli satış fiyatı en çok kaçtır diyordu. Birer birer azalttım. Zaten tam sayı diyordu ya tam sayı dediği için. Hani şey de azal 25 kuruş 25 kuruş da azaltabilirdim ben bunları. Veya 25 kuruş artırabilirdim. Ama tam sayı fiyat dediği için 82'yi bulmuşken bir azalttım ve bir daha azalttım. Böylelikle çayın maksimum fiyatını elde etmiş olduk. Cevabımız da C şıkkı gelmiş oldu. Evet. Geçtim ikinci soruya. Hadi bakalım. Şimdi gideceği yeri yolda karşılaştığı bir tane adama sormuş Necmi Bey. Adam da demiş ki ee, bakkala 600 birim markete 840 birim mesafesi kaldığını öğrenmiş. Şimdi adam bunu söylemiş. Ya kardeş demiş bakkala 600 birim markete de 840 birimim var demiş. Kimse birim olarak söylemez tabii yani bu kadar net sayılar da vermez ama soru ya. Tamam. Şimdi bunun üzerinde Necmi Bey şöyle düşünmüş. Necmi de biraz kafayı matematikte bozmuş. Necmi de diyor ki büyük adımlar atarak bakkala 150 adımda giderim diyor. Küçük adımlar atarak markete 280 adım atmam gerekir demiş. Şimdi abi bakkala olan mesafemiz bizim. Bakkal 600 birim değil miydi? Ve bu 600 birimi e, büyük adımlarla, 150 tane büyük adımla almıyor muymuş? O zaman bu büyük adımlar var ya büyük adımlar. Abi her biri 4 birimdir ya. Çünkü ben 150'yi 4 ile çarparsam 600 yapar değil mi? Şimdi e, aynı şekilde market market yazalım. Orası da 840 birimdi. Biraz daha uzaktaymış market. Ve küçük adımlar atarak da 280 adım atması gerektiğini söylemiş. Yani 280 çarpı küçük diyelim. Şimdi ben 280'ni neyle çarparsam 840 yapar? 3 ile. Demek ki küçük adımları da bu adamın 3 birimiymiş aslına bakarsan. Tamam şimdi sorunun büyük kısmını hallettik aslına bakarsan. Çok büyük kısmını hallettik. Geriye basit kısmı kaldı. Buna göre Necmi Bey... 950 birimlik bir yolda 80 tane büyük adım attıktan sonra kaç tane daha küçük adım atarsa yol tamamlanmış olur? Bir kere 80 tane büyük adım atıyorsa 80 e, bu büyük adımların e, mesafesi büyüklüğü 4 birim. O zaman 4 kere 80 derim 320 birimini 320 birimini büyük adımlar atarak hareket etmiş. O zaman şimdi 950'den bir güzel 320 çıkaralım mı seninle? Ne gelir? 630 mu gelir abi? Bu 630'u da üçer birimlik küçük adımlarla alacak. O zaman 630'u ben giderim 3'e bölerim ve böylelikle 210 tane küçük adım atması gerektiğini söylerim. Cevap da D olur. Tamam bak 10 numara tatlı bir soruydu. Geldim. ÖSYM'ye bakış 3'e. Şimdi ön yüzü çizgili, arka yüzü sarı renkli bir kravat şekil 1'deki gibi asılıyken ince kısmı bir miktar aşağı doğru kaydığında şekil 2'deki duruma gelmiş. Yani şu ince kısım aşağı doğru biraz çekilince şöyle fışt diye çekmiş tamam mı? Sağdaki şekil oluşmuş. Şimdi şekiller üzerinde belirtilen uzunluk değerleri birim cinsinden olduğuna göre. Şekil 2'de belirtilen x kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam bak ben şunu düşünürüm. Bu soruda ilk... Hani şuraya kadar olan mesafe var ya kravatın ucuna kadar olan mesafeden bahsediyorum. Bir de şurada askılığa asılı olduğu yere kadar olan mesafe. 11.8'miş abi 11.8 ön yüzü de bunun arka tarafında görünmeyen bir 11.8'i daha var yani. Çünkü hani o kravat oradan hop diye buraya ışınlanmıyor yani arka taraftan asılı olduğu için 11.8 ön yüzü ise 11.8 de arka yüzüdür. İkisini toplarsak toplam 21,6 yapacağını görürüm. E 4,4 de şurada tek başına duran var. O halde ben bunları toplayacak olursam 26 birimlik bir kravattan söz ediliyoruz. Bahsi geçen kravat 26 birim. Şimdi x kaçtır diye soruyor. Artık bariz belli bak. Şunu şöyle çektim. Şuradan da şöyle çektim. Bura 8,2 de yine tek başına 8,2 değil. Bir 8,2 de arkada var. O yüzden 16,4 müdür? Tüm kravat 26 birimdi. Eğer ki ben 16,4'ü çıkaracak olursam 26'dan cevabı da bulmuş olurum. Ki bu da bana 9,6'nın ta kendisini verir. O halde x 9,6'dır deriz. Evet şimdi 77. sayfayı bitirdik gençler. Devam ediyorum 78. sayfayla. ÖSYM'e bakış 4'teyiz. Şimdi aşağıda ardışık iki çizgi arası eşit e, miktarı ifade eden bir kısmı da suyla dolu olan su kazanına tam dolu bir su deposundan şuradan su tahliye makinesi yani şuradaki makineden bahsediyoruz 3 b hızına ayarlanmış ve tam devir çalışarak 36 dakika boyunca su aktardığında deponun yarısı şekildeki gibi dolu oluyor demiş şimdi dur depoya bakıyoruz yarısı 1 2 3 4 5 yarısı 5 ise tamamı 10'dur o zaman ben şu her aralığa K demek istiyorum Şimdi o zaman doldurduğu kısım 5K ama tabi bu 36 dakikada 5K'yı kendi başına doldurmuyor. Çünkü zaten hali hazırda bu deponun içerisinde bir miktar su varmış. Ama o suyun da ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim mi? 3V hızıyla 36 dakika boyunca çalışırsa aslına bakarsan 108V kadar su aktaracaktır. Bu 108V'lik su da 5K önceden içinde bulunan su miktarına X diyelim. 5K eksi X kadardır Doğru mu? Bak çok güzel oldu bu cümle. Şimdi diyor ki eğer diyor başlangıçta makine devir sayacını 4V hızlı yaparsa bir kısmı dolu olan kazanın 5'te 2'si 18 dakikada doluyor. Şimdi dur bir dakika. 4V hızıyla 18 dakika çalışırsa 72V kadar su basar. Ve bu da 5'te 2'si dolu olacak diyor ya. Abi 5'te 2 ise 10'da 4'tür. Yani 4K'sı dolu olacaktır. O zaman 4K eksi X kadarını doldurabiliyormuş da derim ben. Şimdi gel güzel kardeşim. Şu üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. Bak 108V'den 72V çıkarsa 36V kalır değil mi? Eşittir diyorum. 5K'dan 4K çıktı. K eksi X'den eksi X çıktı. Zaten 0 kaldı. Yani buradaki K birimlik doldurulacak yer aslında 36V'ymiş. Şimdi devir sayacının hızı suyun dolum hızıyla doğru orantılı olduğuna göre başlangıçta kazanın kaçta kaçı doludur diye soruluyor. Şimdi bak bu çok basit artık. Şurayı sildim abi. Şimdi e, 108 ve su doldurunca 5K'ya kadar gelmiyorum. Yani şuranın tamamı 108 ve bir tanesi 36, 36, 36, 36, 108 yaptı. Yani aslında başlangıçta buraya kadar zaten doluymuş. Tamam. 2 birimi doluymuş. 2 yani birimi doluysa bu bunun kaçta kaçıdır? 10'du toplamda. 10'da ikisidir. 10'da 2 iki nedir? 5'te 1'dir. Yani cevabımız da C şıkkıdır deriz. Evet alttaki sorudayız. ÖSYM'e bakış 5'teyiz artık arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesinde böyle noktalı bir işlem tanımlanıyor. X ve Y gerçel sayısı için X nokta Y diyorsak bu 4 eksi X kere Y anlamına geliyor. Yani bunların çarpımlarını 4'ten çıkar anlamını taşıyor. Şimdi buna göre diyor buradaki eşitliği sağlayan A sayısı kaçtır? A'yı bulacağız. Şimdi 2 ve 3'e uygularsam ben bunu 4'ten 2 kere 3'ü yani 6'yı çıkaracağım. Eksi 2 gelecek. Yani şu işaretlediğim yer eksi 2'ymiş. Sonra da bunu A'ya uygulamam gerekiyor. Yani eksi 2 noktalı işlem A. Burası da 4 eksi. Eksi 2 ile A'nın çarpımı eksi 2 A'dır. Yani aslına bakarsan 4 artı 2 A'dır diyebiliriz. Eşittir koydum. Sol taraf tamamıyla 4 artı 2 A'yı verdi bize. Şimdi geldim sağ tarafa. Sağ tarafta da 4'ten neyi çıkaracağım biliyor musun? 5'ten a 5'te a 7'nin çarpımını çıkaracağım. Yani 5 parantezinde a 7'yi ben burada bir güzel çıkaracağım ve artık elimde bir denklem oluştu. Bu denklemi kullanarak çözüme gideceğiz. Şimdi hocam 4 artı 2 a'yı ben buraya yazdım eşittir dedim. 4 eksi parantezinde 5 a eksi 35 olur mu? Allah olur. Şimdi her iki tarafta 4 var bunlar bir gitsin. 2 a eşittir diyorum. Eksi 5, eksiyi içeri dağıtırsam eksi 5 a artı 35 gelir. Hadi şu eksi 5 ayı da sol tarafa zıplatalım. Ne olur? 7a eşittir 35 olur. E, 7a 35 ise bir zahmet. A da kaçtır? 5'tir. Benden a istenmişti. Doğru cevap D'de verilmiş arkadaşlar. Tamam. Evet. ÖSYM bakış 5'i de çözdük. Geçtik 6'ya. Bak bu var ya bomba soru ha. Harbiden bomba soru. O yüzden algını malgını aç abi iyi dinle beni. Şimdi aşağıda bir kase çorbanın şu çorba içine küp biçiminde kızarmış ekmekler atılmadan önce şekil 1. 2 tanesi atıldıktan sonra şekil 2. 5 tanesi atıldıktan sonra şekil 3 ile belirtilen uzunluk değerleri verilmiş bize. Tamam. Küp biçimindeki ekmekler çorbanın içine konduğunda ekmek sayısına bakılmaksızın toplamda bir birim yüksekliğinde çorba emiyorlar. Yani ben bunun içine 2 tane de küp şeklinde kızarmış ekmek atsam bir birim kadar çorba emecek o ikisi. 8 tane de atsam bir birim çorba emilecek abi. Şimdi çorbayı emince de tabii doğal olarak şuradaki yükseklik bir birim azalacak. Doğru mu? Pekala. çorba emerken her bir ekmek için çorbanın zeminden yüksekliği eşit miktarda artıyor. Ne kadar arttığını da bilmiyoruz. Şimdi şekil bir de çorbanın zeminden yüksekliği kaç birimdir? Yani şuradaki yükseklik soruluyor bana. Şimdi düşünelim abi şöyle diyelim mi bak. Ben öncelikle buraya iki tane ee, kızarmış ekmek atınca tabi bir birim emecek önce bir. Yani önce emdiği durumu düşünelim. Şimdi burası 11,2 iken 12,2 olacak. Ama sonra 8,8'e düşmüş burası. O zaman ben bundan 8,8'i çıkaracak olursam ne gelir biliyor musun? 1,2 2,2 daha 3,4 gelir. Şimdi bu iki tanesinin tamam iki tanesinin e, yükselttiği çorba yüksekliği. Yani bir, iki tane atınca 3,4 kadar yükseliyormuş. Şimdi o zaman bir tane atınca ne kadar yükselir? Demek ki 1,7 yükseliyor. Yani yarısı kadar. Peki 5 tane atsaydım ne kadar yükselirdi? O zaman da beş kere 1, 7, yani 8, 5 kere 1,7 yani 8,5 kadar yükselecekti. 8,5 kadar yükselmiş. Tamam 8,5 kadar yükselmiş diyeceğiz. Peki ama onlar öncesinde de 5 tane atıyoruz ya. Ondan öncesinde de yani bunu çıkarıp bunu attığımızı düşünürsek bir birim ne olacaktı? Emecekti. Şimdi bir birim emiyorsa bir birim emiyorsa burası 8,4 değil 9,4 olurdu. E 8,5 yükselttiğine göre ben bundan bunu çıkaracak olursam 0,9'muş demek ki bundan önce. Her şeyden önce 0,9'muş. Bak şimdi iyi dinle. 0,9. Attım 8,5 yükseltti. Ne oldu? 9,4 oldu. E bir birim de emecekti. Bak 8,4'e gelmiş. Tamam, anlaştık. Bu kadar basit o halde doğru cevabımız da 0,9 olacaktı deriz. ÖSYM bakış 7'deyiz artık. Birazcık da şöyle yaklaştıralım. Az önceki soru büyük diye yaklaşmaya korktum sığmayacak diye. Şöyle yapalım. ÖSYM bakışı 7'yi de çözelim hadi. Şimdi Arda ile Berna var. Yaşları toplamı 60. Yani düşünelim. Arda ile Berna yaşları toplamı 60. Arda ile Ceyhun var. Bunların yaşları toplamı 62. Arda ile yine Defne var. Hepsine Arda'yı kullanmış. Bunların toplamı da 64. Şimdi hep Arda'nın yanına ekliyoruz. Diğerleri figüran gibi ekleniyor sadece. B'yi ekleyince 60 olmuş. C'yi ekleyince 62. D'yi ekleyince 64 olduğuna göre demek ki A, B, C, D arasında şöyle bir ilişki var. Ben buna X dersem bu X artı 2 olur. Bu da X eksi 2 olur. Çünkü hani C bundan B'den 2 fazla. D'de C'den 2 fazlaysa böyle bir eşitlikten bahsedilebilir. Bu 4 kişinin yaşları toplamı da 118'miş aynı zamanda. Şimdi ben bu A'yı da e, X cinsinden yazabilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi bu A, B neydi abi? X eksi 2 idi. Eşittir 60'ı veriyorsa bana o zaman A dediğim sayı aslında 62 eksi X'tir. Hadi onu da yazalım buraya. 62 eksi X. Şimdi bu dört kişinin yaşları toplamını da verdiğine göre ben artık ben artık X'i bulabilirim. Bak birinci dereceden bir bilinmeyen denklem elde ettim. Burası 118 oldu mu? Oldu. Eksi x ile artı x birbirini götürdü mü? Götürdü. Burada ne kaldı? 2x. 62'den 2 çıktı. 62 ekledim. Yeni 62. 2x artı 62. 118 ise. Abi 2x dediğim şey 38 artı 18'den 56 mı yapar? O zaman x kaçtır? Tabii ki de 28'dir. Şimdi x'i buldum ya. Demek ki d 30 yaşındaymış. C 28 yaşındaymış. Bu 26 yaşındaymış. 62'den 28'i çıkaracağız burada da. 30 çıksa 32 olurdu 34. Şimdi ne demiş bize? En büyük ile en küçük kişinin yaşları fark. Burada en büyük kişi 34 yaşındaki A'dır. En küçük kişi de 26 yaşındaki B'dir. Yaşları farkı sorulmuş tabii ki de 8 olacaktı deriz. Tamam bak. 10 numara 5 yıldız sorular. Tabii sen burada bunu yaş problemi olarak da düşünebilirsin. Bak burada inanılmaz güzel kapılar açıyor sana birinci dereceden denklemler. Problemlerde o kadar çok kullanıyormuşuz ki aslında denklem kurma denklem çözme, hep birinci dereceden denklemlerle alakalı. Yaş probleminde kullanıyoruz, hız probleminde kullanıyoruz. Bak az önce mesela şurada bu çorbayı emmesi memmesi, ondan sonra şurada böyle hız problemi, yapılan iş problemi, emek problemi var. Her yerde bu ikinci, birinci dereceden denklemler mevcut. Bundan kaynaklı bizim bunu iyi bilmemiz de gerekiyormuş. Sen de anladın bunu. 78. sayfayı da bitirdik, geçtik 79'a. ÖSYM bakış 8. Şimdi hocam çok da muhteşem bir soru. Yani e, işleyişi açısından çok güzel. Bak iyi dinle beni. Doğrusal biçimde e, eşit aralıkla rafa dizilen eş 4 resim çerçevesi şekil 1'deki konumdayken deniz ve plaj resimli çerçeve raf üzerinde güneş ve deniz resimli çerçevenin yanına konduğunda şekil 2'deki durum elde ediliyor. Ne yapılmış? Bak şu alınmış. Hop şunun dibine konulmuş. Yani aslına bakarsan şöyle bir Görsel oluşturulmuş burada. Tamam. Şöyle bir resim çerçevesi buraya konulmuş abi. Buraya konulunca da bu şekil elde edilmiş tabii haliyle. E bunlar neydi? Eş 4 resim çerçevesiydi. Şimdi ben bunun şuradaki kenarına x buraya x buraya x buraya x diyecek olursam. Şunu şuradan kaldıralım. Hop bay bay. 4x kesinlikle var. Bir de eşit aralıklarla konulmuş ya. Ben buraya r diyeyim buraya r diyeyim buraya da r diyeyim. Artık şunu gayet iyi biliyorum ben. 4x ile 3r'yi toplayınca abi 40,3'ü bana veriyor. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Şimdi geldim buraya. Şimdi bir kere burada x var. Şurada x var. Şurada x var. Burası neydi? R'ydi. Şimdi şurada R'ydi. Bak şurası var ya şuradan şuraya kadar olan kısım R'ydi. Şimdi ben o zaman şöyle düşünürüm. Şöyle düşünürüm. Burası R iken. Şimdi x x x dedik artık şunu biliyorum. 3x artı 2r var burada. 3x artı 2r var burada. E, eşittir dedik. Ne oldu abi burası da? 29,6 mıymış? Evet. Tamam da bunun haricinde farklı bir şey ben elde edebilir miyim? Bulabilir miyim diye düşüneceğim. Şimdi bulmaya gerek var mı? Kaç bilinmeyen var? Bu da 2. Kaç tane denklemin var? 2. E o zaman çözersin. Tamam. Bunu çözmek için de şöyle bir şey yapalım. Şurası ben bunu 2 ile çarparsam şunu da 3 ile çarparsam hem şuradan 6R hem de buradan 6R elde edilir. Ve bu elde edilim sonucunda da ben çıkardığım takdirde bunları birbirinden ikisi yalnız bırakmış olurum. Ki zaten bir adet resim çerçevesinin genişliği soruluyordu. Bir adet resim çerçevesinin genişliği de x'ti zaten. Bulduğum x bana cevabı verecek. E yapalım bunu 2 ile çarpalım hadi. 8x artı 6r gelir. 2 ile çarpınca 80,6 oluşur. Alttakini 3 ile çarparsam 9x hocam artı 6r geldi. 3 ile çarptığım takdirde 30'u çarpmış olsaydım 90 olurdu. Bundan 1,2 kadar eksik olacak 88,8 yapar. Şimdi gel alttakinden üsttekini bir güzel çıkaralım. 6 r'ler gitsin. Böylelikle 9 xten x'i 8x 8x'i çıkardım. X kaldı. 88,8'den 8,6'yı çıkardım. Bu da bana 8,2'yi verdi. Zaten benden x isteniyordu. O halde doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir deriz. Peki altta soru yok şimdi. Ee, sağ üst taraftayız. Bir haritalı bir soru var. Bakalım. Mine A noktası ile B noktası arası mesafeyi 10 küçük adım, 14 büyük adım atarak. Şimdi dur. Dur bir dakika. Şuraya yazalım önce. A ile B arasını bak A B arasını ne yapmış abi? 10 tane küçük adım. Küçük adımlara K diyelim uzunluklarına. Büyük adımlara da B diyelim. 14 tane de büyük adım atarak almış. B ile C noktası arası mesafeyi de BC arasını da 4 tane küçük adım, 4 tane küçük ve 7 tane büyük adım atarak almış. Tamam. A ile C noktaları arasını A ile C arasını 25 tane büyük adımda alabiliyormuş. E şimdi o zaman şöyle bir şey cümle kurarım ben. Hani önce A'dan B'ye sonra B'den C'ye nasıl götürürüm? 14 tane küçük adım 21 tane büyük adım attırarak götürürüm. Hadi yazalım bunu. 14 tane küçük adım artı 21 tane büyük adım. O zaman bu bana A ile C arasını mesafeyi aldıracak ya 25 tane büyük adım diyebilirim değil mi ben? Şimdi şu 21B'yi karşıya postalarsam 14 tane küçük adım aslında 4 tane büyük adıma hatta 2 ile 2'ye bölersem 7 küçük adım 2 tane büyük adımın ta kendisiymiş. Tamam bak bu güzel oldu ha. Değil mi? Baya küçük ve büyük arasındaki biz e, oranı bulduk aslında. Şimdi Mine'nin küçük adım mesafesi büyük adım mesafesinden 6 birim daha kısaymış. Şimdi 6 birim kısaymış. Küçükler büyükten. Şimdi o zaman ben küçük adımlara x dersem büyük adımlara x artı 6 diyebilirim değil mi? O halde 7x eşittir 2x artı 12 olur. Buradan 5x de 12'nin ta kendisi gelmiş olur. Tamam. Ne demişti? A ile B arası mesafe B ile C arası mesafeden kaç birim fazladır diye sorulmuş. Yani şundan şunu çıkaracağız aslında bakarsan. Yani hani 6 küçük 7 büyük adıma eşit bu aranılan şey. Tamam. E şimdi ben Şuradaki k'ye ne demiştim? x demiştim. 6x mi oldu orası? Artı 7 parantezinde x artı 6 mı olacak burası O zaman 6x artı 7x artı 42 olacak cevap. Şurası ne? 13x. Şimdi ben şunu arıyorum abi. 13x artı 42 arıyorum. E 5x de 12 ydi. x nedir? 12 bölü 5 midir? Onu da yerine yazalım. 13 çarpı 12 bölü 5 artı 42 arıyoruz biz. E güzel. Şimdi şöyle düşünelim. Ben 13'ü 5'e bölsem aslında 26 bölü 10'dur değil mi? 26'yı 10'a bölersem 2,6 mı gelir? Ben bu 2,6 ile 12'yi çarpacağım ve üzerine 42 ekleyeceğim aslında bakarsan. Peki 26 kere 12 kaçtır? 260 artı 52'dir. Yani 312'dir. Yani 31,2'dir. 31,2'ye 42 ekleyeceğiz. Bu da neyi verir? 73,2'nin ta kendisini mi verir? O halde cevabımız da budur zaten. Doğru cevap A'da verilmiş. Peki 9'u da çözdük mü gençler? Valla tıkır tıkır gidiyor ne güzel. ÖSYM'e bakış 10. 3 farklı boy ekmek satan bir fırın var. Küçük orta büyük ekmekler var. Ee, Ayşe 3 küçük bir orta boy ekmek alarak 46. Birsen 2 küçük 2 büyük ekmek almış 32. Cengiz de 3 orta ve 2 büyük boy almış ve 2 lira para üstü almış. Bak, para üstü. Fırına her 3 kişi 100 lira vermişim. 100 lira verdiğine göre 100'den 46'yı çıkardım. Ayşe teyze 54 lira ödemiştir derim. 100'den 32'yi çıkardım. 68 lira Birsen teyze ödemiş. 100'den 2'yi çıkardım. 98 lira da Cengiz amca ödemiş tamam mı? Şimdi bunlar ne, neler almışlardı onu bir düşünelim. Ben şuraya hemen küçük, büyük ve orta. Küçük, orta ve büyük yazalım. Küçük, orta ve büyüğün fiyatlarına da abi X, Y, Z diyelim. Makul mü? bence gayet makul. Şimdi Ayşe teyze ne almıştı? 3 tane küçük yani 3x kadar para ödeyecek. Bir tane de orta boy almış yani y kadar para ödeyecek. Toplamda ödediği para 54. Bu cepte. Geldim Birsen teyze'ye. Birsen teyze 2 tane küçük almış, 2x, 2 tane büyük almış, 2z. E bu da 68 lira vermişti. Cengiz amca da Cengiz amca 3 tane orta boy almış yani 3y. 2 tane de büyük almış, 2z. Bu da neyi veriyordu bize? 98'i veriyor. Güzel. Ne diyor? Her bir boydan birer adet ekmek alan kişi fırına kaç lira öder diye soruluyor. Burada tabii x, y, z'yi bulacağız. Yani 3 bilinmeyenimiz var, üç tane de denklemimiz var. Buluruz bence. Nasıl bulabiliriz bunu? Bir bakalım. Şimdi ben öncelikle şöyle bir düşünüyorum, düşünüyorum. Bir 3 eksiğimiz var. Şöyle diyelim mi? Şunu bir 3 ile çarpalım arkadaşlar önce. Neyi elde ederim? 9x artı 3 y elde ederim. E, bu da bana 162'yi verir. Tamam. Sonra da şundan şunu çıkarırsam y'ler kaybolur abi. E, ne kalır geriye? E, 9x eksi 2z kalır. 162'den 68'i çıkaracak olursam da bu bana 96'yı verir. Şimdi bu cepte bak 9x eksi 2z 96 olduğunu buldum. Bir de şuradan şunu alayım ben. Bunu da buraya koyalım. Tamam Şimdi bunları taraf tarafa topla bakayım ne gelecek. Bak eksi 2z artı 2z hop cortladı. 11x kaldı burada. 11x eşittir. 96 ile 68'i bir toplayalım isterseniz. 150 artı 14'ten 164 mi gelir? Öyle mi yapıyor? 150 artı 14'ten 164 geliyor. Tam çıkmadı neden acaba? Bir yerde hata mı ettik diye düşünüyorum. Şunu 3 ile çarpmıştım. 3'ye geldi. Ee, çıkardığım takdirde iki küçük Ha şu sondakiydi 3 tane orta iki tane büyük boy ekmek Tamam bunda da bir sıkıntı yok Eee Bir daha kontrol ediyorum Tam gelmedi ya tam gelsin istemiştim Açıkçası niye gelmedi Bir daha düşünelim o zaman Şurada bir çıkarırken mi hata yaptık Şundan şunu çıkarıyorduk değil mi ee, Evet hata yaptık Şöyle Hemen şöyle geri alıyorum işlemlerimi He. Şurası var ya orada hata yaptık. Bak bundan bunu çıkarıyorduk biz değil mi? 9x 3 y'ler gitti. Eksi 2 z eşittir. 162'den 98'i çıkarıyoruz abi. Ben 168, 162'den 68'i çıkardım. Hata oldu. 162'den 98 çıkarsa 64 olur. Şimdi bunu yazalım. 9x eksi 2 z eşittir 64. Altına da şunu yazacağım. 2x e, artı 2 z eşittir. Ne gelmişti? 68 dedi mi bu da? Şimdi ben e, toplarsam bunları 11x eşittir bak bu 132 bu güzel oldu çünkü 11'in katı. E, burada demek ki x'imiz kaçmış 12'ymiş. Tamam x 12. Madem x'i biliyoruz hepsini biliriz artık. Mesela örnek veriyorum. Şurada yerine yazarsam burası 24 gelir 24'ü karşı yazıp at. 2z eşittir 68'den 24 çıktı. 44 geldi o zaman z kaçtır 22. Z'yi de buldum. 22. Şu 12. Şu 22. Bir de orta boy ekmeğin fiyatını bulalım. Hemen şurada getir yerine yaz. 36. 36 ya ne eklersem 54 olur. 18. Demek ki bu da 18 liraymış. Her birinden birer tane alırsam. Şurası 40 yapar. 12 daha. 52 gelir. 52 lira ödemesi gerekir fırına. Tamam. Ösevime bakış. Onu da çözdük. Bir i̇şlem hatasına kurban gidiyorduk ama gitmedik. Güzel oldu. Ösevime bakış. 11'i çözelim beraber diyor ki şekil 1'de gösterilen terazide içerisinde 4 litre, 2 litre ve 1 litrelik nar ekşisi bulunan büyük, orta ve küçük boy kavanozlar tartılmış. Sonrasında şekil 2'deki gibi içerisine 2 litrelik ve 1 litrelik nar ekşisi içeren orta boy kavanozlar tartılmış. Şekil 1'deki terazide iyi dinle burayı. Kavanozların ağırlığı yani boş kavanozlardan bahsediyoruz. Kavanozların ağırlığı içindeki nar ekşisinin hacmiyle doğru orantılı. Şimdi orantı girdiyse işin içine. Şimdi burada ne vardı? 4 litre. Burada 2 litre, burada 1 litre vardı. Hacimleri 4 2 1. Şimdi o zaman buradaki boş büyük boş kavanoz 4x kadar ağırlığındadır. Bu 2x kadar, bu da x kadar ağırlığındadır denilebilir. Pekala. Hacmiyle doğru orantılı olup kavanozlarda bulunan nar ekşilerinin ağırlığı hacimleri ile doğru orantılıdır. Buna göre 4 litrelik kavanozun içine 1 litre nar ekşisi konduğunda terazinin göstereceği ağırlık ne olur diye sorulmuş. Şimdi abi şöyle diyeceğim ben önce. Burada 4, 2 ve 1 litre yani toplam 7 litre hacminde ki biz buna V diyelim. 7V hacminde tamam mı? Ee, neydi bu? Reçel miydi bu? Nar ekşisi tamam. 7V hacminde nar ekşisi var. Bir de ağırlığı da bunların şu şişelerin ağırlığı 7x toplam 7 ve artı 7x. Abi bu nedir? 6720'ymiş. Tamam. Şimdi tabii şöyle demiyoruz bak iyi dinle burayı. Litre ile kilo aynı şey değil. Sadece su için aynı. Tamam. Yani suyun öz kütlesi 1 olduğu için 7 litre su 7 kilo gelir eyvallah ama nar ekşisi bu yani. Demek ki orada 7 litre olunca bak tartmış 6720 gelmiş. Demek ki öz kütlesi birden küçükmüş gibi düşüneceksin. Tamam mı? Peki devam. Şimdi Şuraya da baktığımız zaman buraya ne konulmuştu abi? Buraya, şuraya 2 ve 1 litrelik. Yani burası 2 litre, 2V diyelim. Burası da 1V, tamam mı? E bunlar orta boydu. 2X bunun ağırlığı, 2X de bunun ağırlığı. E madem öyle toplam ağırlık ne olur sağ tarafta? E, 3V artı 4X olur. Bu da neymiş? 3040'mış hocam. Şimdi V'li X'li iki tane bilinmeyenim var benim. İki tane de denklemin var. İki denklem olduğu için çözerim artık. Ne nasıl çözelim hocam? Şöyle diyelim mesela ben tabi 7 v'ye 7 x diye şunu bir 7'ye bölsem v artı x'i bulur muyuz? E, 7'ye bölelim hadi. 67'nin içerisinde 7 kaç defa var? 9 defa var. 63 kalan 4. 42'nin içerisinde 6. Demek ki 960'mış v artı x. Şimdi 3 ile çarpmak istiyorum. 3 v artı 3 x'i bir elde edelim. 3 ile çarparsam 2700'e 180 ekledim. 2880 geldi. Şimdi bak bu bana neyin kapılarını açar biliyor musun? Şuraya yazarsan eğer bana x'i buldurur. Çıkar şimdi üsttekinden alttakini. 3 v'ler gitti x kaldı burada. 3040'dan 2880'i çıkaracak olursan 120 artı 40'dan 160 kalır. Şimdi x 160 ise 1 litre vişne nar ekşisi ne kadar geliyormuş? 800 geliyormuş. öz kütlesi de 0.8miş ha. hadi gene iyisiniz. Bak şimdi. Nar ekşisi konulduğunda şimdi 4 litre 1 litre. Nereye konuluyor? E ee, 4 litrelik kavanozun içine konuluyor. 4 litrelik kavanoz ne kadardı? 4x miydi? Şimdi ne kadar konuluyor? 1 litre anaeriksiz. E 1 litre anaeriksiz 800 değil mi? E x de 160'dı. 4 kere 160'ta 640 yapar. 640 800 de bana cevabı verir o halde. 1440 olur. Cevap B şıkkı olacaktı. Ve geldim 12'ye artık. Evet klasik bir soru. Yani bir sürü hikayeli soru çözdük. Burada da klasik bir sorumuz var. Ama yine de ÖSYM tarzı. Hadi bir çözelim. Aşağıdaki şekilde bazı çokgenler çizilmiş ve içlerine bazı sayılar yazılmış gençler. Bir çokgenin kenar sayısıyla çokgenin içindeki sayının çarpımı o ifadenin değerine eşit. Şimdi burada kaç kenar var? 5. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kenar var. Şimdi demek ki ben 5'i bununla çarpacağım. 7'yi bununla çarpıp toplayıp 9'u da bununla çarpıp eşitleyeceğim buna. 5A artı 5 gelir. Artı 7A artı 14 yapar. Eşittir. 9A artı 27 yaptı. Şimdi 5 ile 14'ü topladım. 19 geldi mi hocam? 5A ile 7A'nın toplamı da 12A gelir. 12A artı 19. 9A artı 27 yapar. 19'u şu tarafa zıplatalım. 8 gelsin. 9A'yı sol tarafa alalım. E bu da 3A'yı verir bize. 3A 8 ise A kaçtır? Tabii ki de 8 bölü 3'ün. Ta kendisi deriz cevap da C şıkkı olur. Evet anladın değil mi? Güzel. Şimdi ÖSYM bakış 12'de çözdük. Yani burada eğer bütün soruları aşırı derecede sakin ve anlaşılır anlattığımı düşünüyorum. Umarım senin de çok iyi anladığını düşünüyorum. Umarım anlamışsındır. Şu kravatlı sorunun bir tık daha zor versiyonu birazdan çözeceğiz. Güzel sorular vardı fazlasıyla. Mesela ilk soru. Tam böyle var ya TYT'lik bir soru. Yani MS'lik de olabilir ama TYT'ye daha yatkın bir soru. Yani orada yorumlama gücünü kullanıyorsun. İşte altının katı 490 civarında falan diye. Ee, bu tarz sorulardan yine çözeceğiz. Ama tabii önce ÖSYM'e bakış 13'e bir bakmak gerekiyor. Şöyle yapalım sorumuz sığdı. Güzel. Diyor ki birinci durumdaki mum bir dakika boyunca eridiğinde... İkinci durum elde ediyor. Şimdi buradan buraya kaç dakika geçmiş? Bir dakika. Şimdi birinci mumdan bahsediyoruz yine. Bir dakika eriyince bu, dört dakika eriyince üçüncü duruma geçiyormuş. Şimdi bir dakikadan sonra demek ki bundan üç dakika sonrasından bahsediyor aslında. Sekiz dakika diyorsa demek ki bundan dört dakika sonrasından bahsediyor aslında diyebiliriz. Bak böylelikle birinci durumdan sekiz dakika sonra dördüncü durum elde edilmiş olur, değil mi? Güzel. Şimdi. Mumların üst hizasının içinde bulundukları kabın üst kısmına olan mesafesi yandığı süreyle orantılı olacak biçimde artıyor. Yandığı süreyle orantılı olacak biçimde artıyor. Şimdi başlangıçta varsayalım ki e, şu kısım x kadar bir mesafe olsun. Burada yandığı süreyle orantılı demişti ya. O zaman şu mesafe nedir? Hocam x artı k'dır o halde. K Yani 1k. Tamam. O zaman x artı k'dan... 3K daha azaltırsak demek ki şurayı. Burası ne olacakmış? X artı 4K olur. O zaman şurası da tabii ki X artı 8K olur. Değil mi? Peki burayı elde ettik. Güzel. Bahsedilen bu mesafenin dördüncü durumdaki değeri şu. Üçüncü durumdaki değerine yani şuna oranı 4 bölü 3'müş. E madem öyle artık biz şunu söyleyebiliriz. X artı 8K'nın x artı 4k'ya oranı eğer 4 bölü 3 ise bir içler dışlar çarpımı alalım seninle. 3x artı 24k eşittir. 4x artı 16k yapar. 16k. 3x'i bu tarafa gönderirsem x, 16k'yı bu tarafa gönderirsem 8k geldiğini görürüm. Yani başlangıçta bu mesafe 8k'ymış. O zaman burası 9k'dır. Tamam mı? Benden istenen şey ikinci durumdaki değerin birinci durumdaki değerine oranı. Yani 9'un 8'e oranı istenmiş. 9'un 8 oranı zaten B şıkkında. Tamam. Evet 14. ÖSYM bakıştayız gençler. A, B, C ve D birer tam sayı olmak üzere. Bu şeklin değeri AD eksi BC olarak veriliyormuş. Yani şununla şunun çarpımını bundan bunun çarpımını çıkarıyoruz. Buna göre bu eşitliği sağlayan x ve y doğal sayılar için x artı y toplamı soruluyor. Gayet basit yaparız bak şöyle 4x geldi mi hocam? Bundan eksi 7y'yi çıkarıyorsam artı 7y yapar tabii ki. Eşittir dedim. Şöyle 28 eksi xy artı artı buradaki artı xy eksi 10. E tabii doğal olarak buradaki artı xy ve eksi xy'nin gittiğini görüyorsun. 4x artı 7y'miz var artık bizim. Bu da neymiş? 28'den 10'u çıkardım. 18 mi gelecek? Şimdi x ile y neydi? Doğal sayı. Şimdi doğal sayıysa madem ben y'yi 2 seçersem burası 14 gelir. X'e de 1 kalır tabi burası 4 olması için. 4 artı 14'ten 18'i yakalamış oluruz. Sağlayan tek doğal sayı değerleri bunlar. X ile y'nin toplamı istenmiş. 1 ile 2'nin toplamı da 3'ü verir. Cevabımız da A şıkkı olur. Evet. Şimdi bakın 14. ÖSYM bakışta bitirdik. Nereye geçiyoruz? Ölsebe bakış 15'e geçtik. Gürsel selamlar Gürsel hocam. Gürsel'in online alışveriş sitesinden yaptığı alışveriş aşağıdaki ekranda gösterilmiş. Gürsel satın alacağı ürünlerin fiyat kısmında belirtilen tutarı yani şunları bir adedi için alacağını düşünüp tüm alışverişi de 10 eşit taksitle ödemeyi planlamış. Şimdi şöyle bu uygulama. 3 tane sandalye girince 3 sandalyenin fiyatını buraya yansıtıyor aslında. Ama Gürsel öyle zannetmemiş. Demiş ki he bir sandalye 3600 lira 3 ile çarpacağım ben buraya 10800 lira para ödeyeceğim diye düşünmüş. Tamam olay bu yani. Şimdi o zaman şöyle bir durum var. Mesela sandalye için konuşalım. ilk olarak o olduğu için hatalı. Şimdi şöyle normalde normal şartlar altında ödeyeceği tutar 3600 iken ne kadar fazla hesaplar 2 tane fazla hesaplar. Yani 10800 hesaplıyor ya. Ne kadar? 7200 fazla hesaplıyor. Yani 2 kere burası kadar fazla hesaplıyor. Mesela bunu da 2 tane fazla hesaplıyor. Bunu 1 tane fazla hesaplıyor. Bunu da 1 tane fazla hesaplıyor. Pekala. Şimdi bu fazla hesaplama muhabbeti bizim için değerli. Çok fazla işlemden kurtaracak bizi. Ödenen tutar Adedi belirtilen toplam ürün sayısı için hesaplandığına göre alışverişini onaylayan Gürsel'in aylık ödeyeceği taksit tutarı hesapladığı tutardan kaç lira eksiktir diye soruluyor. Şimdi şöyle şunu aynı fiyatına göre doğru hesaplamıştır. Çünkü bir tane alınmış ondan. Bundan da bir tane alınmış. Onlarla işimiz yok. Ama şurası için 7200 lira tutarı fazla hesaplamıştı. Burası için 2 kere 1650 kadar. Yani 3300 kadar fazla hesapladı. Buraya geldim bir tane fazla hesapladı. Yani 1300 kadar fazla hesapladı. Ve burada yine 4000 kadar fazla hesapladı. Çünkü bir tane fazla hesaplamıştı. Ben bunları toplayacak olursam hocam. 7200 ile 3300'ü topladım. 10.500 geldi. 11.800 yaptı. 4000 daha 15.800 mü oldu? Peki 10 taksitle ödemeyi planlamıyor muydu? Bu kadar fazla. 10 taksitle ödeyecekse de Hesapladığı tutar gerçek tutardan 1580 lira fazladır. Ya da gerçek tutar hesapladığı tutardan 1580 lira daha azdır denilebilir. O halde doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir gençler. Ve evet o demiştim bahsetmiştim kravatlı sorudan. Şimdi o kravatlı soru var karşımızda. Bir güzel e, dinleyelim. Bir güzel tatlı tatlı çözelim yine. Gayet açıklayıcı anlatmaya gayret göstereceğim. O yüzden pür dikkat dinle. Aşağıda daire desenli, şu, çizgisi, çizgili bir de böyle kareli kravatlar var. Bunlar zemini paralel olan, askıları zemini paralel olan ve 2.4 birim aralıklı askılara şekildeki gibi asıldığında ön yüzlerinin yani şuraların daire desenli kravatın yarısı görünüyor. Çizgi desenli kravatın üçte biri görünüyor. Kare desenli kravatın beşte ikisi ön yüz oluyormuş. Şimdi şekil üzerinde verilen uzunluk değerleri birim cinsinden olduğuna göre x ile belirtilen uzunluk kaç birimdir diye soruluyor şimdi. Şöyle düşünelim. Yarısından bahsediyor. Değil mi bak yarısından bahsediyor. 3'te 1'inden bahsediyor. 5'te 2'sinden bahsediyor şimdi. 5'te 2, 3'te 1, yarısı. Şimdi 2, 3, 5 hepsine bölünebilen bir sayı seçelim. Yani 2, 3, 5'in ortak katını seçelim. 30 olsun. Şimdi o zaman şöyle bir mantık kurabilirim. Ben bu e, şuradaki kravat... Şu maviyle gösterdiğim uzunluk 15x olsun. Yani görünen kısmı. Hani Bir arkası da vardı bunun unutma. E orası da ne olur? O da 15x. Yani bu kravat toplam 30 x kadar uzunluğunda. Şimdi kravatlar özdeş miydi? Yani uzunlukları. Özdeş büyüklükte diyor. Özdeş, Hepsi 32x. Şimdi bu 32'in xin 1 bölü 3'ü ne yapar? Hocam 10 yapar. O zaman şu görünen kısım 10x'tir. Bir arkada da 12 var etti 20x, o zaman şu sarkan kısmı da 12'tir. Geldim buraya 5'te 2'si ne yapar? 5'e böldüm, 6 2 ile çarptım 12 demek ki görünen kısım 12xmiş. Bir arkada da var 12x daha etti 24x demek ki şu sarkan kısım 6xmiş. Tamam? Şimdi buna göre soruyu çözelim bakalım. de belirtilen uzunluk soruluyor. Abi her şeyden önce şöyle bir şey yapılabilir bak. 15x ile 12,4'ün toplamı 15x de 12,4'ün toplamını ben bir de buraya şu şekilde şu askının boyunu eklersem 2,4'ü artı 2,4 bu bana neyi verir biliyor musun? x artı x artı tabi x dedik hepsi karıştı birbirine şöyle diyelim her yerdeki x'i silmeyelim şurası a olsun bize de a'yı sorsun tamam mı? Ya kusura bakmayın x olduğunu fark edemeden her yere x dedik tamam mı? Bura A'yı soruyor. A'yı sorsun bize. A'yı soruyorsa şuraya da A yazalım tabii ki. A artı A artı. Ne var burada hocam? 10x 10x 20x var bak. Bunu yani şurasıyla beraber eşit boyda olacaktı şu kısım. E doğal olarak da 20x artı A'yı verecek bize. Çok güzel. Şimdi o zaman şu kısım bana 14,8'i verir mi? Bu da aslında A artı 5x'miş yazılabilir. Yani aynen bu. Bu cepte. Hadi sağdaki kravat için hiçbir şey kurmadık. Hadi onu da başı kel değil yani yapalım ona da yapalım. Abi 7,3 var. 7,3. Ben bunun üzerine şuradaki 18 xi ekleyince 18 x ekledim. Bir de hatta bunu bir iki tane yukarı rafa taşımış olsaydım. Yani 4,8 kadar daha yukarı taşımış olsaydım. Şöyle 4,8'imi de ekledim. Bu da neye eşit olacaktı yine? A artı 20x'e. Şimdi 7,3 ile 4,8'i toplarsam 11, 12,1 yapar. 12,1 eşittir. Bu neye eşit olacaktı? A artı 20x mi demiştim? Sa e sağ tarafa atarsam 18x'i A artı 2x gelir. Şimdi yazıyorum abi buraya. A artı 2x eşittir. Bu da 12,1'miş. E şimdi ben üsttekinden alttakini bir güzel çıkaracak olursam burada 3x'imiz kalır. 3x, 14,8'den 12,1'i çıkardım. Ne kaldı? 2,7 mi kaldı? O zaman x nedir? 0,9. Benden ne isteniyordu? Ne isteniyordu? Şuradaki a isteniyordu değil mi? E artık e, basit. Neden? x'i biliyorum ben. Şimdi hangisini kullanalım? Hadi şunu kullanalım. O daha küçük sayılardan oluşuyor. 12,1 eşittir. a artı 2x. 2x'ine 1,8 değil mi? 1,8'i ben bu tarafa atarsam. 12,1'den 1,8'i çıkaracağım. E, ee, 10,3 mü gelir? 10,3 gelir A'mız. Benden A istenmişti aslında X istenmişti de ben A yaptım orayı. Az sakın kitapta baskı hatası falan yok ha. Ben sadece her yere X dedim diye her yeri silmeyeyim de şurayı sileyim diye X'i sildim A yazdım haberin olsun. Cevabımız 10,3'müş. Evet böylelikle 16'yı da bitirdik. Bir sonraki sayfamıza 82. sayfamıza geçiyoruz. 17. sorumuzdayız. 17. ÖSYM bakış. Şekillerdeki eşit kollu terazilerde kefesi aşağıda olanın ağırlığı diğerlerinden daha fazladır diye soruluyor. Şekillerde aynı renkteki ağırlıklar özdeş olup renkleri farklı olanların ağırlıkları 3, 4 ve 5 kilogrammış. Buna göre Buradaki dengede duran, denge durumunda olan terazinin şekildeki gibi dengede kalması için sağ kefeye konulacak ağırlık kaç kilo olamaz diye soruluyor. Şimdi abi şöyle demem lazım benim. Görüyorsun şekli. 3 tane sarı, 2 tane yeşilden daha büyük. Şimdi ben orayı şöyle alayım istersen. Tamam mı? Daha kaliteli bir çözüm yapalım. Şuraya yapıştıralım abi. Şöyle biraz da yaklaşalım. Heh. Şimdi biraz da büyütelim tabii çok küçük oldu bu değil mi? Şöyle yaparsam daha iyi olur. Şimdi 3 tane sarının 3 tane sarı 2 tane yeşilden daha ağır basıyor. Ayrıyetten 2 tane sarı da kesinlikle bir tane pembeden daha ağır basıyor. Bir tane pembeden daha ağır basıyor. Şimdi bunların ağırlıkları neydi? 3, 4 ve 5 kilogramdı. Sarı, yeşil, pembe diyelim. Şimdi eğer ki sarı 3 kiloysa yani şu 3 kiloysa burası ne yapar? 9. 9 bundan her halükarda daha büyük olur zaten. Olur mu? Olmaz. Özür dilerim. 2 yeşilden daha büyük olacaktı. Şimdi o zaman ben yeşili bunu 3 seçtim ya. 4 seçebilirim. 5 seçebilir miyim? 5 seçemem. Çünkü yeşili 5 seçersem 2 kere 5 10 olur. 9 ondan büyük değil. Peki ben bunu 4 seçtiğim takdirde buna 5 kalıyor. E şurası da 3'tü. 2 kere 3 6. 6 5'ten büyük mü? Büyük. Demek ki pembe 5 olabilirmiş. Onda da sıkıntı yok. Şimdi sarının 3 olduğu duruma göz attık. Gel bir de o zaman 4 olduğu duruma göz atalım. Tamam. Eğer ki sarı 4 ise burası 12 yapar. Artık yeşile her şey kalabilir. Yani 3 diğerine de 5 kalabilir. Yani burası 4 iken burası 3 ve burası 5. Ya da burası 4 iken burası 5 ve burası 3 olabilir. Peki ya sarı 5 ise? Sarının 5 olduğu duruma göz atalım. 15. E 15 ise geri kalan her şey olabilir yine. Burası 5 iken burası 3 ve burası 4. Burası 5 iken burası 4 ve burası 3 olabilir. Peki ne sorulmuştu bize? Şuradaki şekil var ya. İki sarı bir yeşil. Yani iki tane şundan alacaksın diyor. Bir tane de bunlardan alacaksın diyor. Şimdi 2 kere 3 6. Bir tane de bunlardan aldım 10. Karşıya 10 koyarsam dengede kalır. İki tane bundan aldım 8, bir tane bundan aldım 11. Olur. İki tane bundan aldım 8, 5 tane bundan veya bir tane de bundan aldım 13. Olur. İki tane bundan aldım 10, bir tane bundan aldım 13. On Onu zaten görmüştük. 2 tane bundan aldım 10, bir tane bundan aldım 14 bu da olur. Hangisi olamazmış? C şıkkındaki 12 olamazmış arkadaşım. Tamam. Evet, nereye geçtik? 18. öSYM bakışa. Hadi bakalım. Beraber düşünelim. Beraber çözelim. A B Gerçel sayı olmak üzere şekillerde özdeş olan 4 tane cetvel birbirine paralel olacak biçimde aşağıdaki gibi hizalanmış. Şekiller üzerinde verilen uzunluk değerleri aynı birim cinsinden olduğuna göre A artı B, C artı D, A artı B, eksi C değerlerinden hangilerinin sonucu bulunabilir diye soruluyor. Şimdi hocam ben e, bunlardan bir tanesinin uzunluğuna x diyecek olursam x, 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 x toplam aslına bakarsan bunların uzunluk değerleri toplamı 4x ama hani şuradan 2 birim, buradan 2 birim, buradan 2 birim kaybedildiğine göre e, 4x eksi 6 eşittir 18'dir diyebilirim. Ve hatta buradan 4x de 24 olur ve x eşittir 6 gelir. Yani bu çubuklardan bir tanesinin uzunluğu 6'ymış. E tamam. Şimdi şu 6 ise. bu da 6 ise. 6 6 12. Şuradaki a ile b'nin toplamı 4 yapmaz mı? Çünkü 16'ymış tamam. Bak a artı b'yi hesaplayabiliyorum. Veya. Veya. Şurayı sildim. E hocam bu 6 iken bu da 6 olmaz mı? 6 6 12 demek ki d ile c'nin toplamı da bana 4'ü veriyor bunu da bulabilirim. Ama bak dikkat et. A'yı ayrı bir şekilde, B'yi ayrı bir şekilde, C'yi veya D'yi ayrı bir şekilde hesaplayamıyorum. Sadece A ile B'nin toplamını ve C ile D'nin toplamını hesaplayabiliyorum. Ki bu durumda A artı B'nin 4 olduğunu biliyorum ama C'yi tek başına hesaplayamadığım için 3'ü hesaplayamam. O halde doğru cevabımız 1 ve 2 olmak zorunda olur. Tamam. Gayet tatlı bir soruydu. Geçtim. Son sorumuz artık. ÖSYM bakış. 19'dayız ve 52. dakikamızda dolduruyoruz gibi. Düz bir zemin üzerinde bulunan iki kitaplıktan, 4 eş bölümden oluşan şekil 1'deki kitaplığın 3. rafında. Şunlar raf ya. 3. rafında ve 5 eş bölmeden oluşan şekil 2'deki kitaplığın 4. rafında bulunan vazoların yerden yükseklikleri birbirine eşitmiş. He. Şimdi dur. O zaman ben şuradaki rafların yüksekliğine 4k 4k dersem 4K ve 4K dersem yükseklik 12K olur. O zaman bunlar da 3K, 3K, 3K'dır. Neden böyle yaptım? Çünkü birisi 4 e, raf yüksekliği, öteki 3 raf yüksekliğinde 4 ile 3'ün ortak katı 12 olduğu için bunu bu şekilde ifade ettim. Peki bu kitaplıkların her bir rafının üst yüzeyleri zemine paralel, yan yüzeyleri zemine dik. Bu iki kitaplığın yerden yükseklikleri toplamı 124 santim. He, şimdi dur. Şurası da 4K, burası da 3K ise madem şunların bunun yüksekliği 15K, bunun yüksekliği 16K'dır. İkisinin toplamı 31K yapar. Bu 31 kda bana 124'ü veriyormuş. O zaman K4'ten başkası değildir hocam. K4'tür. K4 ise vazolardan birinin yerden yüksekliği yani şurası mı sorulmuş? E, 12 kere 4 kaç yapar? 48. Ya da ya da Yine buradan 12 kere 4 yine 48'i vermek zorunda cevabımız C şıkkı olacaktı. Birbirinden güzel bak ciddi anlamda böyle. Yani ben şey yapmak için söylemiyorum hani ben bu kitabı çözüyorum İşte e, bu kitapta bizim kitap falan diye söylemiyorum. Yani hani harbiden lan bak birbirinden güzel sorular çözdük tamam mı? Yani bu tarz soruları Genel itibariyle öğrenciler şöyle çözerler. Bak hemen söylüyorum. Genelde böyle bir e, kampla ilerlenilir veya ders çalışılır, 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 çalışılır. Ocaktan sonra falan bu tarz soruları denemeden denemeye görürsün. Öyle hani veya soru bankası ancak soru bankalarının belli başlı kısımlarını çözersen görürsün bu tarz soruları. Yani normalde çok sok sonradan görmen gereken sorularla çalışıyorsun şu an. Bu ne kadar birbirinden güzel bir olay değil mi bu? Değil mi? Evet gençler ÖSM bakışı bitirdik. Birinci dereceden denklemlerin. Şimdi SM ile bakış testine geçeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.